Efendim herkese selamlar. Bugün Bizans serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi babamız 1. Basileios zamanında topraklarımızı hem Kafkasya'ya hem Hırvatistan'ın batı taraflarına hem de Balkanların çoğuna, özellikle Bulgaristan taraflarına genişletebildik. Karakterimiz 6. Leon. Buradan da anlaşıldığı gibi kendisinden önce 5 tane Leon isimli imparator var. Ve karakter özellikleri bence çok iyi. Adil, cesur ve iffetli. Tabii çocuk doğurmak konusunda iffetli olmak çok dezavantajlı sayılabilir. Ancak bulunduğumuz mezhep içerisinde bu erdemli bir özellik. Dolayısıyla ekstradan görüş ve dindarlık da sağlıyor. Şu an bir tane oğlumuz ve bir tane kızımız var. Bir erkek kardeşimiz ve 4 tane kız kardeşimiz var. Erkek kardeşimiz güçlü sayılabilecek bir vasal ve bizim arkadaşımız olmuş. Öte yandan başka özellikleri çok iyi bir vasalla da arkadaşız ki kendisiyle zaten 2 karakter özelliğini paylaşıyoruz. Bazı vasallarımızla, özellikle güçlü vasallarımızla ittifak kurmaya çalışacağım bu noktada. Dışarıdan ittifak kurmak çok işime yaramadı en son gördüğüm kadarıyla. İtalya sağ olsun beni yarı yolda bıraktı ki kendi içinde istikrarı zaten sağlayamıyor ve borçta. Bir de bu noktada mesela özellikle bu seride biraz daha dejur toprak üzerine odaklanmayı düşünüyorum. Yani yapabiliyorsak ki kolay hedefler olur diye düşünüyorum. Özellikle bu Hırvatistan ve Sırbistan tarafındaki Slav ve ikinci mezheplere yüklenebilirim. Aynı zamanda Benevento, Afrika Sultanlığı ve Kalabriya'ya da girebilirim. Özellikle bu Sicilya Dejur Krallığı Bizans'ın bir parçası oluyor. Onun dışında Abbasiler bildiğiniz gibi aynı. Güçleri çok düşük. Hem borçtalar hem meşruiyetleri çok düşük. Sürekli bir iç savaş durumu var. Ancak ben ne zaman bu arkadaşlara kutsal savaş ilan etmek istesem sürekli ittifak olmamasına rağmen sırf kutsal savaş açıldı diye yardımına gelecek en az 2 karakter oluyor. Bunlar da emir ve sultan seviyesinde kişiler. Ki bakın mesela bu çok güçlü birisi değil. Ancak yine de kabile seviyesinde bir yönetici ve milis gücü fazla. Öte yandan burada bir İskenderiye emiri var. 2000 kadar askeri var. Hani topladığınızda belki 6000-7000 civarı yapar. Ben tek başıma da alabilirim. Ancak şu noktada belki bu abimiz öldükten sonra varisleri geçtiğinde tekrardan bir taht kavgası olabilir. Ki daha da güçsüz düşerlerse eğer Mekke ve Necid taraflarından da, yani güneyden de bir saldırıya maruz kalacaklardır. Belki alabiliyorsam onların buradaki bana da ait dejur topraklarını almaya çalışırım. Hatta alabiliyorsak bazı dejur toprakları almaya çalışalım ya, iyi olur. Öncelikle oyunumuzu bir başlatalım, bakalım ne oluyor ne bitiyor. Yaşam tarzımızı seçelim hemen. 36 yaşında bir yöneticiyiz ve yürekli ağacından gitmişiz. Dahi stratejist. Gayet güzel. Yürekliği tamamlamaz belki denetmen üzerinden gidebilirim. Ülkemizde hastalıklar bittiğine göre, çünkü ben herhangi bir hastalık olduğunu görmüyorum şu an, İnziva'dan çıkabiliriz. Gayet güzel. Hemen şu konseyimizi atayalım. Bakın ittifakımız yok. Güçlü vasal ve tahta yeni geldik. Ancak bizden çok hoşlanıyor. Artı 70. Ki bu görüşe özellikle şurada çok önemli bir nokta var. Selefe olan görüş artı 25 diye. Yani bizim önceki karakterimizden çok hoşlandığı için bu da yönetimin ilk 5 veya 10 senesinde ciddi etki ediyor. Şu güçlü vasalımızı mesela getirebiliyorsak getirelim. Kendisine şöyle biraz hediye atabiliriz. Daha çok hoşlansın bizden. Şansölye olarak bu abiyi getirdik. Kendisi hatta bizim kayınbiraderimizmiş. O yüzden ittifak kuruyoruz. Ve son olarak da karakterimizin vasalı olan şu abiyi de casusbaşı olarak getirdik. Ve çok yaşa yeni Basileios. O esnada hemen çocuklarımızı eğitelim. Ne olur ne olmaz. İşte acaba burada alacakaranlık etkisi mi olsun yoksa hangisi olsun bilemedim açıkçası. Ya daha az prestij kazanırız ama olsun, tamam hadi. Bunu seçelim. Biraz daha mütevazı olmakta fayda var. Teşekkürler. Özgürlükçü örgütleşme ne yazık ki sıkıntılı. Bakın şu abla da Bulgaristan despotluğu tahtına sürekli kendi geçirmeye çalışıyor ancak kendisini destekleyen başka hiç kimse yok. Bu abiler biraz sorun çıkartabilir gibi, bilmiyorum. Hırvatistan'ı gasp edebilseydik güzel olurdu aslında ama. Hoppa. Vekiler ölmüş. Peki. Olur öyle şeyler. Yine bir yerlerde hastalık mı çıktı ya? Meh. Kafkas bölgesinde peki. Bunda da ittifak kurabiliyordum ama kabul etmeyecek. Etmesin. Önemli değil. Ha, şu abiyi vasallaştırabiliyoruz sanki değil mi? Hadi vasallaştıralım. Aktarız bunu vasala. Çok güzel. Gürcistan Düklüğü'nün deşru vasalı. Aynı zamanda Tauklerjet'i de istiyor bunu. Ancak buraya aktardım. Özgürlükçü örgütleşme benim çok canımı sıkmaya başladı bu noktada. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum aslında bizim şu mirasları. Kutsal yönetimi açarsak belki biraz daha toparlarız diye düşündüm ancak dağılma ve hak sahibi örgütleşmeler içinmiş. Şimdi bizim normalde karakterimizin meşruiyeti çok yüksek. 5 üzerinden 5. Hak sahibi örgütleşmeleri, bağımsızlık veya dağılma savaşları çok az oluyor. Vasallar benden hoşlanıyorlar yani haklı hükümdar ve kabul görmüş hükümdar diye, ancak ona rağmen sürekli benim gücümün düşük olmasını istiyorlar. Bu biraz kötü bakalım. Hem saray ekimim var mıydı bu arada? Ha varmış evet. Acaba işte bir bakalım yani. Kardeşlerimize bir bakalım ha, bunlarla Lori kontlu. Senle ittifak yapabiliyor muyuz? Hadi yapalım. Sen aynen bu da örgütlüymüş. Evet. Acaba diyorum ya, acaba yapabilir miyiz yani? Ha, Bukelaryon bunlar cumhuriyet. Paflagonya. Seni şöyle bağımsız bıraksak acaba nasıl olur? Seni bağımsız bıraksak belki eşik biraz düzelebilir. Heh. Bu gerçekten bence çok gereksiz bir toprak. Dolayısıyla bu Kerç'i yani özellikle şu Kırım tarafını serbest bırakacağım ki burası benim başıma sürekli bela oluyor. Kuzeyli savaşlarından dolayı. Bağımsızlık verdim. Hırvatistan'ı hala gasp edemiyor muyum? Heh, gasp ettim. Of çok güzel. Şimdi bakın ne yapıyorum. Bu arkadaşı ünvan vereceğim. Hırvatistan Düklüğü diye. Muhtemelen çıkacak örgütten. Ve çıktı. İttifak kurabiliyor muyuz? Yeni savaş mı? Ben savaş mı devraldım? İnanmıyorum. Halledelim o zaman şu savaşı. Savaş devralmışız ya. İşe bak. Öyle kaçmak yok, kaçmak yok. Ben halledeceğim. Ulan 3 ay içerisinde para alabiliyor muyuz birinden? Tutsaklar için fidye. Hah, güzel. Harika. Tutsakları salabiliyorsak salalım. Her an ultimatom gönderebilirler. Her an. Ülkede bir iç savaş çıkabilir arkadaşlar. Benim şimdi Fransa ile ittifakım var değil mi? İtalya Krallığı için savaşı. Ya şaka mı bu? Dük kesin beni savaşa çağıracak. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi boyun eğmeyeceğim diyelim. Çocuklarının istilası. En kötü ihtimalle. Bakın en kötü ihtimalle. Beyaz barış yaparız. Savaşın asıl hedefi Anatolikon yani Konya tarafları. Gücümüz denk. Tek yapmam gereken şey o lekeli humma. Eyvah. Ben hemen şu başkenti karantinaya. Aman Allah'ım. Yayılabilirmiş çünkü. Casusbaşı olarak hadi seni atadık. Eflak Kralı da mı Eflak Kralı da inanmıyorum. Benim vasalım Eflak Kralı'na savaş açtı ya. Güzel. Hadi siz gelin. Otorite savaşından ayrıldı. Oo iyi, güçleri azaldı. Ben bunu acaba işte bu adam savaşta mı? Aslında toprağını kuşatsam belki alabilir miyiz? Biraz daha bekleyelim. Ben para kasacağım biraz. Şu kralın da kendi savaşı var işte. Çağıraydık güzel olurdu ama. Düzenli askerleri burada toplayacağım şimdi ilk başta. Yani hiç masraftan kaçınmıyorum. Bu arada avantaj 34. Mükemmel. Oo eyvah. Burada yok çok sağlam bir birlik geliyor. Bu biraz şey oldu, kötü oldu. Ama geri çekil, geri. Hoş olmadı ya, öyle diyelim. Oo benim komutan bayağı iyiymiş be. İnanmıyorum, benim komutan daha fazla askere karşı çok sağlam çarpmıştı. He, daha arazisi olduğu için çünkü. Biraz zayiat alalım. Çok güzel. Düşman ordularını yoracağız arkadaşlar. 10 seviyem ölmüş, mareşalim gitmiş peki. Öyle olsun. Karakterimin ve Bulgarlarla şu kültürel kabullenmeyi biraz yükselteceğim. Lazım o çünkü. Oğlum adil oldu. Mükemmel. Savaş avantajı 37. Dağlık alanda çarpışıyoruz. Şaka değil yani. Var mı şöyle yakınlarda katledilebilecek bir düşman ordusu? Bıktık ya. Olur katılırız ya. Şöyle bir iki toprak kuşatır. Filipopolis'i falan kuşatırız şimdi mesela böyle. Ay Selanik kuşatılıyor. Oh, savaşı kazandık. İnanmıyorum. 20 korkunçluk ve 55 meşruiyet kazanacağız. Talepleri kabul ettirin. Mükemmel. Şimdi karakterimin... Ben senden bu toprağı aldım. Tamam. Senin sözleşmen ne durumda? Güzel. Bak sana burayı verdim. Tamam mı? Sen buranın dejur vasalısın. Anatolikon senindir. Bukelaryon sen bana kalkışmıştın değil mi? Güzel. Serbest bırakmayın güzel gel. Sürgün ediyorum seni. Sürgün ettim. Buraya bambaşka biri geldi. Ben sana şuradaki vasalı aktaracağım. Benden çok hoşlanıyorsun. Kapadokya vasalı sen de mi? Sen de mi kalkıştın bana? Zor zamanlar. Sen mareşaldin değil mi? Güzel. Bak ben sana böyle ufacık da olsa bir düklük vereceğim. Kim kalkışmıştı bana? Başka? Sen kalkışmadın. Teselya sen... Yok sen kalkışmadın. Sen mi kalkıştın lan? Hıh! Senin. Gerçi bir de burayı istiyor ha. Burayı alacak da. Aa Filipopolis. Çok güzel. Kopardım senden. Ağla. Ben sana şöyle bu şekilde verdim. Hadi hayırlı olsun. Seni etkileyelim. Senin görüşün biraz düşükmüş bize karşı ama. Onun dışında kim kaldı? Bize kalkışamayacak şöyle. Hadi bak senin topraklarını. Güzel. Tekrar feshetmek istesek tiranlık olacak. Ama ne yapıyorum arkadaşlar? Sürgün et diyorum. Sürgün edince varisi benim çünkü. Haneden başka kimse kalmadı. Hak iddialarından da feragat et. Çok güzel. İki toprak da böylelikle bana geçti. Kefalon ya işte bakın arkadaşlar cumhuriyet ya cumhuriyet yani adam olun diye cumhuriyet ve bir şey demiyorum tamam. Gayet güzel bunlar da metsaik olarak kalmış böyle. Envanter eserimiz olmuş bu arada. Güzel şunları da koyduk. Şunları sattık biraz para gelir. Yine de elimizde bayağı para var o da gayet güzel. Kendimizi çok kötü bir savaşın içinde bulduk ya. Bu biraz kötü oldu ama. Öyleyse şöyle yapacağız. Yapay zekanın bana kızmaması için ben bir iki toprak kuşatacağım. Diğer savaş için de şöyle bir iki yerden bir toprak kuşatırız. Sonra biter diye düşünüyorum. Daha dahil olmam çünkü. Komşu hükümdar savaş kaybetti. Ve bakın bu toprağı almış oldu. Şimdi güzel kardeşim. Ben senin şu ünvanı feshediyorum. Öncelikle teşekkürler. Burayı fethettiğin için. Sonra karakterimin tutsa. Hadi serbest bıraktım. Sonra abicim sana şuradaki vasalı aktarıyorum. Tamam. Buradaki vasalı aktardım. Sen bayağı büyümüşsün ama hiç sorun değil. Buradaki Bulgar abiler fena değil bunlar aslında ama. Şu güzel bir abiye benziyor. Zaten hak iddiaları güzel. Hak iddiaları da varmış. Bulgaristan düklüğü. Verdim sana burayı. Hadi geçmiş olsun. Ya da hayırlı olsun artık. Nasıl denir bilmiyorum. Var mı başka hapiste vasal? Ha bir de şu mu var? Ha gerçi bu. Bunu direkt serbest bırakalım. Bu öyle esir düştü. Korkunçluk 27. Güzel fena değil. Ya yine mi hastalık? Eyvah. Hazar frengisi mi? Başkenti karantinaya al. Çabuk. Çok kötü bir durum bu ya. Ve ben kendimi. Önce turnuva için talim yapalım. Güçlü olabilirsek çok güzel olur. Olmadık. Belki bir sonraki sefere oluruz. İnzivaya çekilelim. Stres kazandık. Olabilir. Burayı kuşattık değil mi? %100 savaş katkısı. Sonra arkadaşlar bakın. Bu abimizin topraklarına gidiyorum. Mesela Normandiya dükünün bir toprağını kuşatıp geri çekileceğim. Dobruca'da çok kötü bir hastalık var bu arada. Şöyle biraz Darülaceze diyeceğim topraklarıma. Salgın direncini de arttırır. Para da getirir. Dindarlık da verir. Öncelikli olarak ben normalde tarlalar falan koyardım. Meralar. Onak evleri. Artık bu hastalıklar geldikten sonra iş değişti. Önce salgın direncini arttırmak lazım. Sen Napoli, burada surla... Bırak surları. Darülaceze. Paramız olsun Darülaceze. Şu Patri'yi etkileyelim biraz. Patrik bizden hoşlanmaya devam ediyor. İç ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Buna da katkı sağladım mı ben? %100 katkı diyor değil mi? Tamam babacığım, ben ordularımı çekiyorum artık, yeter. Ben üstüme düşeni yaptım, katkımı sağladım yani, yapay zeka %100 diyor orada. Valla fena da başlamadık ha. 42 yaşındayız, biraz stresliye girdik ama oğlumuz da iyi oluyor. Öğrencinin kişiliğini etkile mesela, cesur. Teşekkürler. Oh, bu da harika bir çocuk oldu sayılır artık. Kızları da yedek olsun diye eğitirsek. Hatta gelin bunları da savaşçı yapalım. Ay, çok iyi. Ben bunu serbest bıraktım. Serbest bırakır bırakmaz istilaya uğramış. O da gayet iyi. Olur böyle. Bu niye affediliyor? Ha, bu... Bir saniye. Ne? Böyle alabiliyormuşum ben, öyle mi? Afaroz edilmiş. Aldım. Teşekkürler. Burayı da şöyle yapabiliyorsak bir yine Cumhuriyet vasalına vereceğim. Hadi bak, şöyle verdik. Fena olmaz. Bu da Cumhuriyet vasalı olsun. Talim alanlarını keşfetmişiz bu arada. Artık bir düzenli asker slotumuz ve 2 birlik gücü daha getirebiliyoruz. Fena değil. Gayet iyi. Ordumuz daha da güçlenir. Şehir planlamayı da keşfetmişiz bu arada. Artık şehir ve tapınak da yapabiliyoruz. Şimdi sırada kışlalar var. 6 sene sonra da erken ortaçağa geçeriz. Kışlalara böyle 35 sene sonra, bu da 41 sene sonra mı? O zaman şunu biraz daha hızlandıralım. Aa, burası bağımsız kalmış. Harika. Burayı da hemen Filipopolis'e aktarıyoruz. Mezhep liderinden de altın talep ediyorum. Elime çok fazla para geçti arkadaşlar. Şunları yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Buraya kale değildi. Aynen şuradaki kaleleri kaldıracağım ben. Yani şöyle Darülcizeler. Kale yani bilmiyorum. Ya iç savaş yaşarsak buraları getirmemeye çalışırım bir şekilde. Ekonomi ağırlıklı gideceğiz biraz. Darülcize. Koyabiliyorsak şöyle bir tane de saray mimarı. Vasallardan belki eklersek hoşlarına gider mi? Ha, hadi seni ekledik. İşte bakın, gördüğünüz gibi vasal halifeyi güçsüz görüyor. Kutsal savaş açıyor ama arkasına tonlarca kişi geliyor. Burası da bağımsız kalmış. Bunlara da vasallık teklif edeceğim şimdi. Güzel. Bunu da vasalımıza aktarıyoruz. Aktardık. Ben vasallık teklif edeceğim. Çok güzel. Burası Raşka'ya aitti değil mi? Bir cenaze düzenlesek ama bence bir büyük gezi düzenleyelim. Paramız da var zaten. Ve senler Filipopolis. Aynen, buralara bir uğramaya çalışalım bakalım. Şimdilik bir Balkanlara dolaşsak yeter gibi sanki. Sen bizden niye nefret ediyorsun? Konseyde koltuk istiyorsun ha? Ya sana uğrayalım ama seni şöyle yukarı çekelim. Sen şöyle paralı asker muhafızı. Maliyetleri arttır sonuna kadar. Güzel. Bayağı da stres kaybediyoruz. Adil bir karakteriz çünkü. Of, bayağı kaybettik stresi. Sağlığımız arttı. Harika. Bize gelmiyor değil mi herhangi bir hastalık? Çok güzel. Kıbrıs Düklüğü'nü oluşturdum. Kıbrıs Düklüğü'nü oluşturduğumdan dolayı şuradaki abimize veriyoruz. Bizim artık dejur vasalımız sayılacak. Gördüğünüz gibi vergimiz de arttı bu şekilde. Arkadaş olduk. Mükemmel. Çok iyi. Şu an 10.000 asker gücümüz var arkadaşlar. 10.000. Hazır binaları kurduğumuza göre bunları arttırmaya devam edelim. Buradaki kaleyi ben bırakacağım. Buradaki kale kalsın. En azından başkentin savunması için iyidir. Biraz daha bina slotu açıldığında konak evleri yaparız. Ekonomiyi daha da arttırırız orada. Şuraya bir liman yapalım. Ha, Salmidesius. Tamam, buraya bir kale yaptık. Sığır merası yapabiliriz buraya. Burada ha, liman ya da tarla, öyle mi? Buraya önce bir tarla yapalım, sonra liman kurarız. Burada konak evleri varmış. Konak evlerinden aylık 0.7 altın geliyor. Arttıralım bunu. Parayı tükettik. Şöyle tarla yapabiliriz. İyi olur, iyi olur. Evet, oğlumuz büyüdü. Oğlumuz büyüdü. Oğlumuz gerçekten iyi bir komutan özelliğine sahip oldu. Bir dakika, ne? İntikam hırsı mı? Bu mu öldürdü? Bizim de entrikamız esasında fena değil. 15 entrika var. Mülkten de geliyor. Artı 6 falan. Hadi rakibimiz olsun. Ha, bir dakika, bu mu rakibimiz? Rakibi düelloya davet et diyelim. Evet, yaraladık. Biz stres kaybettik ama o stres kazandı. Heh. Ha, Maraşalimiz mi ölmüş? Peki. Hadi seni getirdik buraya. Opa, zatürre. I'm dying. Help me. Bir dakika, zatürre hastalığı da yok etrafta. Bu iyi bir aile hekimi. Eve dönsek iyi olabilir aslında ama başkenti karantinaya alalım, ne olur ne olmaz. Erken ölmek istemiyorum. Güzel, insanları yeterince etkiliyoruz böyle. Bakalım böyle görüşü çok düşük olan birisi var mı? Hadi bak, seni etkilemeye çalışabilirim, iyi olur. Biz seyyah özelliğini elde etmemiştik değil mi? Ne? Ha, evcil köpek, iyi. Evcil köpek sağlığı biraz da olsa arttırabilir. Köpük koyduk ve seyyah olduk. Zatürre özelliğini de kaybettik. Arka arkaya böyle çok güzel şeyler oldu arkadaşlar. Göstence'ye mi geldik? Güzel. Oo, zırh elde etmişiz. Hadi sağ altın verdik. Zırhımız oldu ya. Harika. Elimize bir kitap mı geçti? Hacı rehberi. Şimdilik bunu iptal edelim. Bunun yerine şu sağlıkta küçük artış getiren tıp mecmuasını ekledim. Siz patlıyor musunuz? Patlamıyor musunuz? Anlamadım ama. Buralarda hastalık mı var? Evet, buralarda verem var galiba. Aa, güzel, bu bir dejur vasal. Seni kabul ederiz. Alabiliyorsak şu Girit'i alabilirim belki. Fena olmaz. Elimize bir dejur toprak daha geçer. Şöyle kutsal savaş yaparız ve kimse gelmez yardıma çünkü kendisi müvellet. Eşarilerden öyle kolay destek almaz. Savaş açtık mesela. Kaldırdık buradan özel askerleri. Orduyu bekletiyor orada. Güzel, zorlukların üstesinden gelmek. Bana kedi postu verdiler. Ve ekledim. Gayet güzel. Girit Düklüğü ünvanını oluşturduk. Şurayı sana Cumhuriyet Vasalı olarak verdik abi. Tamam, gayet güzel. Şöyle bir büyük düğün yapacağım oğluma. Gayet güzel. Şu büyük düğünü planlayabiliyorsak bir planlayalım. Şu şekilde iyidir bence. Burada bir hastalık başladı, sonra bir azaldı galiba. Ulan şifahaneler ne güne duruyor? Bilmem ne güne duruyor. Ya al işte. Güzel. Oğlumuzu ve varisimizi evlendiriyoruz. Hatta şöyle kısa süreliğine savaşçı saraya çekeriz. Şöyle bir tane kılıç yaptırırız, iyi olur. Sıraya şöyle koyabiliyorsak. Aa, güzel, kürklü eşyamız varmış. Gururluyuz, stres kaybettik falan. Var mı etkilenmesi? Hop, bir dakika. Şöyle ünvanını feshedebiliyormuşum, öyle mi? Dur. Ben seni şöyle pinledim. Bir ara ederim ünvanını fes artık. Bunlar sevgili mi oldular şimdi? Evet, sevgili olmuşlar. Harika. Güzel. Hanedanımız ihtişamda kazandı. Biz prestij kazandık falan. Benevento'yu vasallaştırabiliriz aslında. Şunlara dini muafiyet uyguladık. Çok teşekkürler. Sana da uygulayabiliyor muyuz? Senin de vasalımız yapmak hoş olurdu aslında ancak. Hoppa, oğlum vasal mı? Ney? Vasalım oğluma mı asılıyor? İnanmıyorum. Umarım aralarında aşk yaşamıyorlardır. Turnuva için talim yapsak... Ulan... Yaralandık ve iyileştik. Evet. Baktan şuraları alabiliriz aslında. Şu Raşka Düklüğü'nü. Sen burayı mı istiyordun? Olur. Hak iddiasını kullanırız ya. Hatta şunları şöyle birer arttırabiliriz. Kuşatma silahlarını arttırabiliriz. Fena olmaz. Arkadaşım çok içmekten ölmüş. Aldık. O zaman burayı da abimize veriyoruz. Hırvatis halimi. Hep bir yerlerde bir şey çıkıyor var ya. Umarım hastalık buraya yayılmaz. Bir gözüm ayrıca başkentte bu arada. Şöyle çabucak. Gayet güzel. Bu arada arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Fazilet abidesine geçtik. Bu da demek oluyor ki mesela ben bunlara şu şekilde 4 kontluk için krallık savaşı uygulayabiliyorum. Ama sanki bunları açsam daha mı iyi olacak krallık için? Gerçi katılmıyorlar. Güzel, bu aklımda. Buralarda bir hastalıklar var. Feyiz ishali diye. Gittikçe yayılıyor. Şuradaki hastalık bir bitsin. Suriye'ye girmeyi planlıyorum. Gerçi bir şey söyleyeyim, Mısır'a da girebilirim ha. Ama Mısır'a girersem Aleviler ve Blemiye bunlara bayağı destek çıkacaklar. Ancak halifeden nedense hoşlanmıyorlar galiba. Halifeye çünkü kimse desteğe gelmiyor. Kilikya'yı da alabilirim. Yani olabilir. Deneriz. Buradaki hastalık bayağı ilerledi ama. Yani güzel. Şuraya bir darülacize. Şu Kavala'ya mesela tarlaya da liman yapılır. Tarla iyidir. Tarla yapılır. İlerleyen zamanlarda da ben normalde Meşrikilerle bir melez kültür planlıyorum. Bulgarlarla yapmak bana ekstra bir buluş sağlamayacak. Hani elime Konni geçer ama zaten elimde benim katafraklar var. Katafraklar da çok güçlü. Şimdi Yunan kültürüne baktığımızda Doğu Roma mirası var. Bu da demek oluyor ki ağır piyade ve ağır süvari birliklerinin maksimum büyüklüğü artı 2. Daha fazla alabiliyoruz. Şimdi Arap mirasına sahip kültürlerde bu Mısırlı olur, Bedevi olur, Meşriki olur. Arap mirasına sahip kültürlerde mübarizun çıkarılabiliyor. Bunlar da ağır piyadeleri karşılayan ağır piyadeler. Ve ciddi anlamda güçlü olabiliyorlar. Yani katafrakt artı mübarizun tarzı bir Akdeniz ülkesine uyumlu bir şekilde bir şeyler planlıyorum arkadaşlar. Umarım beni anlarsınız. Aslında bunlara ben bir şu ordu gücünü de biraz arttırayım mümkünse. Ordu gücünü şöyle biraz arttırdık. Okçuları arttırdık. Katafraktlar kalabilir. Hatta mümkünse şöyle bir katafrakt ekibi daha koyduk. Şöyle yükselttik falan. Güzel. Ekledik buraya. Bekleyelim biraz. Toparlasın kendini. Bir saniye. Bunlar Zeydi mi olmuş? Sünni halifeliği o ayda. Sünni halifesi Şii imparatorun altında. Burada da bir çıban var. Hekimi çağırın. Oğlum sürekli hastalık oluyor ya. Öf. Ay anasını satayım. Mutlak kontrol. Başkenti karantinaya al. Çabuk. Başkenti karantinaya aldık. İnzivaya çekilebiliyorsak. Niye çekilemiyoruz inzivaya? Şimdi mi? Hadi. Torunumuzla bir yere eğitiriz artık. Birinin sevgililik sırrı mı varmış? Kiminle? Aa inanmıyorum. Ana soylu evlilik yaptırdım. Demek ki sevgili olmuşsunuz ha. Güzel. Olur öyle. Fena da bir abi değil aslında. Agresif saldırgan olduk. Mükemmel. O zaman şu krallık için kutsal savaşı açıyorum ben. Şu Suriye taraflarını komple alacağım kendisinden. İyice güçsüz düşürmeyi planlıyorum. Bir şansımı deneyeyim. Gücü de çok yok. Şimdi anladım. Zeydi olduğu için katılmıyorlar. Ama mesela bu Eşari olduğu için etrafındaki Eşariler ona destek çıkacak. Bu adamın Zeydi olması çok iyi oldu aslında. Benim için. Şöyle bir Suriye Krallığı savaşı yapılır arkadaşlar değil mi? Kaldırıyoruz Kıbrıs'tan bütün orduları. Daha doğrusu düzenli orduyu kaldırsak şimdilik yeter gibi. Bir Beyrut'a getirelim askerleri. Buralarda hastalık falan. Ayda yine mi hastalık? Ay anasını. Başkentte karantinayı kaldırmayacağım. Biraz daha beklesin. Oh çok güzel geçti. Şimdi kendimi geçiriyorum orada. Kendi bedenimizde tutsak. Bu kötü. Yakında ölebiliriz arkadaşlar. Şu Suriye'yi almadan ölmek istemiyorum ama. Halife'yi yakalayabilirsek. Halife de seyahat ediyor anasını satayım. Hah ordusu. Eğer ordusunu zarara uğratabilirsek çok iyi olur. %80 mükemmel. O zaman şöyle Trablus taraflarına falan gitsek. Sen başkenti mi kuşatıyorsun? Hay anasını satayım. Mükemmel. Biraz daha yaşasak iyi bence be. Şu Baalbek'e gidelim. Yani o münzevi olması iyi. Gayet iyi. Salgın direncini arttır. Arkadaşlar %89. Suriye'nin tamamı bizim olacak. Çok iyi silahlar geliyor elime. Sebebini hiç bilmiyorum. Olay budur arkadaşlar. Suriye Krallığı için kutsal savaş. Bakın böyle bir olay çıktı karşımıza. Antakya Patrikhanesi diye. Ortodoks, ikonoklast veya tentarki öğretisine sahip bir Hristiyan mezhebine bağlıysanız ele geçirdiğiniz her kutsal bölge için böyle bir bildiri çıkıyor. Hani biz burayı artık ele geçirdik. Biz Ortodoks mezhebinin meşruiyetini bir adım daha arttırıyoruz gibi bir önemli bildiri bu. Antakya Ortodokslar için çok önemli bir yer. En azından oyunda söyleyeyim yani. Ortodoksluk hakkında çok bilgim yok ancak Crusader Kings 3'te Ortodokslar için kutsal mekanlardan bir tanesi. Bakın burası. Adanmışlık seviyesi başına askeriye de +1 ve şövalye verimliliği de %10 artıyor. Bakın bu gayet iyi. İstanbul elimizde kültürel hayranlık gelişimi artıyor. Sırada Kudüs var. İskenderiye ve en sonunda da Vatikan'a gideceğiz. Normalde ben Adriyatik denizi ve Yugoslavya taraflarını almaya çalışıyordum. Ancak baktım elime böyle bir imkan geçti. Ve Bizans'ın çok eski topraklarından, çok değerli sayılan topraklarından Urfa yani Edessa düklüğünü de ele geçirmiş olduk. Oyunun burada çok önemi yok ama gerçekte, tarihte Doğu Roma için önemli bir yer burası. Şehrin tekrar Roma kontrolüne geçmesiyle Antakya Patrikliği tekrardan Doğu Ortodoks Kilisesi'nde pentarşinin bir makamı haline getirildi. Bu patrikliğin bir önemi de kurucusunun Aziz Petrus yani Batı Katolik Kilisesi tarafından ilk papa olarak kabul edilen kişi olması. Tanrı'ya şükürler olsun. 250 dindarlık kazandık. Ordumuzu hemen terhis edelim. Arkadaşlar Arap İmparatorluğu bu halde. Yani evet Arap ama imparatorluk çok denilemez. Uç noktalarda bakın şöyle toprakları var. Bunlar kopuk topraklar sayıldığı için hadi burası kopmayabilir. Denizle bağlantısı var. Ama buralar kesinlikle kopacak. Veraset sonrası ya da el değiştirmesi sonrası. Bakın burası mesela kopmuş. Burada böyle Ermeni prenslikleri diye acayip bir ülke var. Şimdi şu topraklara bir dağıtalım ufaktan. Antakya düklüğünü oluşturacağım ancak burayı mümkünse bakın toprakları ele geçirdiğiniz zaman burası teokrasi baronluk seviyesinde bir ülke olarak geliyor. Ancak bir 4-5 saniye kadar bekledikten sonra bu topraklar sizin otomatikman konseyinizdeki patrike aktarılıyor. Dolayısıyla yani bu oyun yapım sürecinde bir göz ardı edilmiş bir hata mı? Yoksa bilerek mi böyle yapıldı bilmiyorum. Ancak ben mesela bu kutsal bölgeyi derim ki ya burası teokrasi seviyesine ait biri tarafından yönetilsin mesela. Konseyimizdeki patrike de burayı verebilirim. Benim esasında vermek istediğim yer bu Kudüs tarafları. Kudüs krallığını oluşturur oluşturmaz ben papaya vereceğim. Antakya Prens Başpiskoposluğu böyle kutsal bölge olarak bakın verdik. Adanmışlık seviyesi başına askeriye de +1 artıyor. Bakın 24 oldu. Kutsal bölge Antakya'dan +4 geldi. Hemen vakit kaybetmeden şu toprakları bir dağıtalım. Buraları böyle hızlıca oluşturuyorum. Gasp edilebilecek yer varsa gasp ediyorum. Bizim hanedanımızdan da az erkek var ha özellikle. Hatta bir dakika şunlar bizim oğullarımız da değil mi? Sen diplomasi odağına geç oğlum. Burada hastalık var mıydı? Hastalık yoktu değil mi? Tamam, burayı ben oğlumuza veririm mesela. Şu Halep Düklüğü'nü oğlumuza verdim. Gayet güzel. Burayı da şöyle biraz alakasız olacak ama şu abimize veriyorum. Kendisi Eflaklı. Ama kızımız da evli. İttifak da yaparız. Şam Düklüğü'nü sana verdim kardeşim. Tamam. Buraları oluşturalım. 175 altını oluşturuyoruz. Burayı şöyle Cumhuriyet Düklük seviyesine verdim. Cumhuriyet yapmamın sebebi feodaller gibi birbirlerine böyle çok fazla sürekli hak iddiası üretmiyorlar. Oldukları yerde kalıyorlar. O gayet güzel ve verasetleri de çok temiz. Bir sonraki oyuncu bütün her şeyi alıyor. Arada bölünmeler, işte konfedere bölünme, yüksek bölünme gibi hiçbir zımbırtı yok. Buraya meşrikileri de verebilirim ama ben sonrasında buraya bir vergi gezisi falan yapar. Kontrolleri arttırır ve kültürel kabullenmeyi de arttırırım. Verdik bu şekilde, gayet güzel. Bir tek Urfa tarafı kaldı. Tutsaklar için bir de isteyelim. Of, çok güzel. Hadi bak, burayı da sana verdim böyle. Urfa Düklüğü. Tamam. Senin oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Suriye'yi de ele geçirmiş olduk. Sanki böyle Roma İmparatorluğu'na ufak ufak gidiyor gibiyiz ha. Bilmiyorum artık. Buralardaki din değiştirmelerini hemen bir gerçekleştirelim. Hoppa. Ölüyoruz galiba. O zaman kutsal yönetimi açtık. Münzevi özelliğini kaybettik. Bak, münzevi özelliğini kaybettik. Tekrardan münzevi olduk. Çok iyi değil mi? Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yeter, yayılma. Yayılma yeter. Tam o kadar yeter. Vallahi yeter ya. Yeter be kardeşim ya. Şu çocuğu eğitelim o zaman. Arap İmparatorluğu için Turuberanlı Savaşı. Bakın, bu kontluk hiçbir müttefik almadan yürek yiyip tek başına koca imparatora, yani elinde zaten az güç kalmış ve borçta, hakkı olduğu için saldırıyor. Yavrum benim. İttifakı var ama çağırmıyor. O da ilginç. Sarayımda hekim bulunmuyor mu? Bir dakika, benim oğlumun eşi nereye gitti ya? Süzerenin çocuğu. Süzerenin lekeli hummaya yakalandı. Bu nasıl olacak şimdi? Hastalığı kapıp mı geleceksin yani? Kırık çömlek parçası. Harika. Ben bunu kırar satarım. Senin ünvanını feshedebiliyorduk değil mi ya? He? Ama feshetmesek sanki. Bir dakika. Ahaya Düklüğü. Ay anasını satayım. Evet. Elimizde fazladan düklük var arkadaşlar. Çok güzel. Hanedanımızda erkek kaldı mı? Ve ünvan elde etmeyecek. Ve boşta bir erkek. Yok sanırım değil mi? Alayı kadın. İlginç. 4 erkek varsa 20 tane de kadın var. Hadi bak, sana verdim. Burası Yunan ama şöyle Gürcü'ye verdik. Hadi bakayım. Burası senin oldu. Bu hanımefendiden toprağı koparabiliyormuşuz. O da gayet güzel. Esasında şimdi baktığım zaman burayı tutmak biraz daha iyi gibi sanki. Çünkü burada Selanik'te, özellikle Poligiros'ta maden var. Bu madeni yükseltebiliriz. Strimon'dan biraz daha iyi gibi. Şimdi de öyle bir deneyelim bakalım. Selanik Düklüğü'nü kopardık. Çok teşekkürler. Şu an hem Trakya, hem Strimon, hem de Selanik Düklüğü'nü tutuyoruz. Burayı verdik bu şekilde. Hatta ben yapabiliyorsam tekrardan şöyle bir büyük gezi yapacağım. Aynen, şöyle bir vergi gezisi yapılır. Önce buralardaki bir kontrolleri arttırırız. Ama bunun için bayağı para gidecek sanki. He? Aynen, bu şekilde gidilebilir sanki. Bir tehlike gözükmüyor denizden. Ha güzel, devam et dedik. Urfa'dan da tekrar ne bileyim şu şekilde gitsek. Antalya körfezi üzerinden. Gayet iyi gibi. Uyguladık. Buradaki kontrolleri arttırabiliriz de aynı zamanda biraz. Daha iyi olur. Kontroller gerçi şimdi düşündüm de zamanla artar. Öncelikle halk görüşünü arttıralım. Buralardaki halk görüşleri çok düşük çünkü. Kaç, 6 vasalı falan mı ziyaret ediyoruz? Olsun. Hayda. Melankolik olduk şimdi de. Şöyle postlarımızı da koyduk. Görmüş olduğunuz gibi kültürel kabullenme her uğradığımız yerde %2,5 artıyor arkadaşlar. Hatta şimdi şöyle biraz meşrikilerde kültürel kabullenmeyi yükseltelim. Sağlıkta orta artış. Güzel. Tertipli yürüyüş. Seyahat hızı artırıyoruz. Halk görüşünü artırdık. Peki. Burada da halk görüşünü arttırdık bayağı. %10 daha arttırdık. Burası da serbest kalmış bu arada. Gayet güzel. Elime biraz para geçtiğine göre ben şu binaları da hemen ufak ufak arttırayım. Köpük öldü. Peki. Şöyle bir tane Darül Aceze. Selanik'e şöyle kale yerine bir tane konaklar yapılabilir. Harika. Konak yapılır. Gelirimiz de 60'a çıktı, 61'e. Buradaki kontrollerde özellikle Suriye'deki kontroller yükseldiğinde ve burası çoğunlukla Ortodoks mezhebine döndüğü zaman Suriye Krallığı'nı oluşturacağım. Mezhep liderinden para güzel. Bunlara şöyle bir kutsal savaşı uygulanır mesela. Benim dejur bölgem burası. Alınır ya. Neden alınmasın? Bence alınır. Suratınız. Çok severim. Gerçekten. Bayılırım. Gayet güzel. Bunu hapsettik. Sen kal orada öyle. Ben bir düşüneceğim seni. Şu an iyi para kazanıyoruz. Hatta biz şehir planlamasını yapmıştık değil mi? Biz ufaktan böyle özellikle kendi mülkümüze, mesela şuraya, Kipsere'ye bir şehir yapılabilir. Şuraya bir tane şehir yapılır. Şuraya bir şehir yapılır. Şuraya da bir şehir. Hoppa! Kardeşim gizemli bir şekilde öldü. Neden acaba? Hayda. Çok ilginç. Oğlum büyümüş. Çok güzel. Harika. Burayı ben alsam bence daha iyi. Benim vasalımla savaşmaya devam ediyor bu arada. Benim şu yukarıdaki vasalım gereksiz yere güçlenmesin istemiyorum. Bunları konuşlandırmamış mıyız? Hemen konuşlandıralım. Gayet güzel. Toplayın bütün orduyu. Ateşkes. Alırım. Hatta ben senin de savaşına katılmayı teklif edeyim. Kuşatıcı birlik bıraktık. Geri kalan orduyla üstüne gidiyoruz. Hoppa. Kim öldü ya? Bir cumhuriyet basalım mı? Geçmiş olsun. Gayet güzel. Bu toprakları da almış olduk arkadaşlar. Orduyu terhis ettik. Kilikya düklüğünü oluşturdum ve buradaki vasalıma bu şekilde veriyorum. Artık benim dejur vasalım oldu. Gerçi şu Likandus'u da alması gerekiyor ama. Şöyle savaşlara katılmayı teklif edebiliriz. İlgili arkadaş. Hadi kal bizimle ya. Tamam. İyi olur. Buradaki isyanı da bastırırsak halkçı örgütleşmeler de azalır. Gayet güzel. Buradaki isyanı da bastırmış olduk. Venedik hak iddiam var ama Venedik için uğraşmak bilmiyorum, istemiyorum. Fena vergi vermez ama krallık seviyesinde ülke olduğu için bilmiyorum, başımı ağrıtabilir açıkçası. Güzel. Buraları hemen ufak ufak. Meşrikilerle şimdiden melez kültürü oluşturabiliyoruz. Kültürel kabullenme %40. Biraz daha bekleyelim. Bunu yükseltebildikçe yükseltiriz. Gayet iyi gidiyoruz. Orta Doğu yanıyor ve gördüğüm kadarıyla Arap İmparatorluğu patladı. Evet. Bakın. Ufacık bir kont kaldı artık. Binalarımız ne alemde? Şunları geliştirebiliriz. Gayet iyi olur. Ama yakında ölüyoruz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Evlilik düzenleyebiliriz torunumuzla. Değil mi? Bu şekilde. Yapılabilir bence. Gayet güzel. Torunu da evlendirdik bu şekilde. Ve öldük arkadaşlar. 6. Leon 66 yaşında Tanrı ile buluştu ve huzur buldu. Kalp yetmezliğinden öldü. Tabi yaşı da ileriydi. Zekası gençken iyi olsa da son yıllarında aklı da büyük ölçüde gerilemişti. Heybetli bir dövüşçü olarak çoğu kişi onun turnuvalarda göğüs göğüse mücadelelerde üstün gelmesini bekliyordu. Fakat fark ettiğim bir şey var. Bizim oğlan gut olmuş. Ay ben böyle işin... Neyse. En azından bizim oğlumuz yani varisimiz büyüdü. Hemen öleceğimizi zannetmiyorum. Ölürsek de en azından genç biri var. Leon'la yine fena işler yapmadık. Toprakları biraz büyüttük. Özellikle Sırbistan, Hırvatistan taraflarına doğru. Suriye'yi aldık. Antakya kutsal bölgesi elimize geçti. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu oğlumuz da savaşçı. Torunumuz olan kişi yani şimdiki oğlumuz da savaşçı. Böyle savaşçı yöneticilerden gide gide toprakları fethedeceğiz. Belki bir sonraki bölümde Mısır'ı fethederiz. Hiç belli olmaz. İşte Mısır, Libya, Tunus. Sonra da belki Roma'ya gideriz oradan. Değil mi? Bence gayet güzel olur. Buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünce ile geri dönüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşça kalın.